bilmeli. Kemalistim diye geçinen gençler var ya, onların bunu bilmesi lazım. Provokatörler yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti kusmaya başladı. Millete tepeden bakan, insanımızı Takınyolu, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıktılar. Bıktık artık bu gerici yobaz Kemalist zihniyetten. 20 yıldır kendilerini gizlemeye çalışsalar da bir yerden patlak veriyor ve gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Zincir çarşafta değil, beyninizde. Kırın o zincirleri. Milletin inancıyla, değerleriyle uğraşma diyoruz. Faşizmi bırakın diyoruz. Bu ülkede karşılığı yok, yeter artık diyoruz. Şimdiye kadar olmadı, bir tarafınızı da yırsanız olmayacak diyoruz. Ve artık bu mevzular açılmasın istiyoruz. Ama nafile. Hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerden devam ediyor bizim İslamofobik Kemalistler. Millet de her defasında tepki gösteriyor, ancak o kadar mankafalılar ki umursamıyorlar. Tam Türkiye normalleşti diyorsun, birden gerçek yüzlerini gösteriveriyorlar. Ezandan, camiden, başörtüsünden rahatsızlık duyan bu azgın azınlığın ne yazık ki normalleşme, iyileşme ihtimali de yoktur. Edremit'in kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle etkinlik düzenlemiş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, tabii ki CHP'li belediyenin izniyle. Diz çökmüş, yüzü kapalı çarşaflı bir kadını zincirle sarılmış bir halde efeler zeybek oynarken efenin biri geliyor zinciri çözüyor. Zincirlerinden kurtulan çarşaflı kadın ayağa kalkıyor. Çarşaf düşüyor. Güya altından çağdaş bir kadın çıkıyor. Aferin size. Çağdaş, aydınlanmacı, ilerici, efsane sarsıcı bir mesaj. Efeler zincirleri çözüp kadınları çarşaftan kurtardılar. Böylece ülke de kurtulmuş oldu değil mi? Ülke öyle bir ilerledi, bu millet öyle bir aydınlanma yaşadı ki uzaya çıkıp geri geldik. Tamam, yobazsınız, gericisiniz. En ilkel ritüellerle bunu izhar etmekten de çekinmiyorsunuz. Lakin bu ülkede onca çarşaflı, tesettürlü kadın var. Hiç mi saygınız yok? Sen neyin kurtuluş savaşını anlatıyorsun? Kime düşmansın? Müslüman Türk kadınının peçesini, çarşafını çekiştirip çıkartmaya çalışan Fransız askere kurşun sıkan kahramandır Sütçü İmam. Sen neyin zincirini çözüyorsun? Yok arkadaş, kodlanmışlar. Müslümana tahammülleri yok. Onca memleket, onca farklı kültür gördüm, bizdekilerin benzerini görmedim. Faşist söylemlerle en yobaz, en gerici, en ilkel ritüelleri icra edip kendini çağdaş, ilerici, demokrat vesaire olarak tanımlayan böyle bir güruh dünyanın hiçbir yerinde yok. Çocuklarımızı türbanla diye okuladın, almadılar. İşte geçenlerde böyle bir köşe başı kalemşörlerinden bir bayan çıkmış. Bizim dinimizi, yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ahıra çevirdiler. Biz diyor işte camileri ahır yapmışız. Şunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmadınız. Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı? Sadece şu Fatih, Sur içinde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir. Bu ülkenin yasaklar defterinin sayfaları kabarıktır. Bu yobaz Kemalistlerden çok çekti bu ülke. Daha düne kadar üniversitelere başörtüsüyle giren kızlar saçından sürüklenip kapı dışarı edilirdi. Biraz daha gerilere gidecek olursak, şapka giymedi diye mahkemelerde süründürülen sarıklı alimler, uydurma ihanet suçlamalarıyla dar ağacına gönderilenler, belki de tarihte ülkemize mahsus Arapça ezan yasağı, Allahu Ekber yerine Tanrı uludur diye Türkçe ezan okunmuştur. CHP'nin tek parti yıllarında köylere jandarma daha çok uğrar olmuş, Arapça kitaplar ocaklarda yakılmış ya da gizlice toprak altına gömülmüştür.
Rabbim bu yobaz ve gerici Kemalist zihniyeti ülkenin başından uzak tutsun. Gençliğimizin bunları bilmesi lazım. Kendini vatandaşından üstün gören, kendini devletin yegane sahibi zanneden, millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Üstad Necip Fazıl bunları, bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür diye tanımlıyor. Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsüdür. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de oldu. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Genç kardeşlerim, içinizde bilmeyenleriniz olabilir. Ama bunları siz de bilin ve bilmeyenlere de anlatın. Az önce söyledim ya, hafızayı beşer nisyan ile mali. Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevreler. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Nerede hangi mescit söküldü, oraya ne yapıldı, bunları gayet iyi bilirim. Ve biz şimdi onların birçoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz. Biz sizin cemaziyel evvelinizi gayet iyi biliriz. Malatya'da, Antep'te, Konya'da bunları yaptılar. Her şeyi istismar ederler. Ama tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi, 3. Köprü gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur. Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaktık? Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız, biz. Bu işi biz yaparız. Doğru dürüst bir dikili ağacınız yok. Gazi'nin resmini vefatının hemen ardından paramızdan kaldıran, Atatürk'ün millete armağanı olan İş Bankası hisselerini gasp edenler de bunlardır. Peki resmi kaldıran kim? İnönü. İnönü bu CHP'nin işte en önemli gelmiş geçmiş genel başkanlarından bir tanesi değil mi? Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıran yine bunlar. Okullardan Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.